Yolcu yaşıyoruz. Önce yurtumu. Nur Atatürk, İbrahim Köksal'e, Hasan Sürü, Hasan Hüseyin Bolak, Erdoğan Aydoğmuş, Hasan İmam, Mustafa Önder, Ahmet İlker, Ahmet Orhan, Fikriye Güler Saskiye, Akmış Amoğlu, Tuğrul Doğandoğ, Metin Gündoğdu, Nazan Erşahin, Mustafa Göçü, Fatma Bağlıkurt, Zeynep Çetin, Niyazi Çetin, Zehra Zeytan, Yaşar Tepekaya, Tevfettin Çalışkan, Mustafa Gürsen, Orhan Durmuş, Fatih Özata, Neşe Karademir, Mustafa Kavas, Burhan Çiftler, Ali İnci, Melihat Çelik, Mehmet Gündoğan, Mustafa Güvergüz, Emre Aydın, Erkan Koca, Zuhal Sezgin, Eyüp Yılmaz, Şener Al. Getirmiş olduğumuz var. Şimdi gündemiyor. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, geçen haftaki toplantımızda da değerlendirdik. Şu an ordumuz yurt dışında büyük bir operasyon içerisinde. Rabbim yardımcıları olsun diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfımızın elde ettiği bağışları diğer vakıflardan farklı olarak direkt savunma sanayinde kullandığım gerçeğini ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Mart ayındaki Tepebaşı Belediye İlis Oturumlarının Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışlanmasını öneriyorum. Bunu tekrar alalım. Devrim yasalarının tümü koruma altına alınmıştır. Teşekkür ederim.
Değerli Başkan, Değerli Mühendis ve Değerli Basın Mensubu Arkadaşlarımız. 8 Mart 1857 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri New York kentinde 40 bin dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında göreve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrika ettirilmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucu 129 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10 bin aşkın kişi katıldı. 26-27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyoneler Bağ Kadınlar Toplantısı'nda Avrupa Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Kral Zetkin, 8 Mart 1857 tarihinde tekstil fabrikası yangında ölen kadın işçiler arasında 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılması önerisini getirdi ve öneri o birliğiyle kabul edildi. 1. ve 2. Dünya Savaşı yılları arasında bazı ülkelerde alınması dair saklanan Dünya Kadınlar Günü, Türkiye'de ise ilk kez 1921 yılında meclisin açılışından bir yıl sonra henüz daha Cumhuriyet ilan edilmeden Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlanıldı. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk, dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadından daha fazla çalıştım, milletimin kurtuluş ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek gösterdim diyemez demek suretiyle kahraman kadınlarımızın değerini ifade etmiş ve onlara hak ettikleri şekilde onurlandırmıştır. Bizler de Cumhuriyet Halk Partisi Tepebaşı Meclisi üyeleri olarak içerisinde bulunduğumuz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında öncelikle aramızdan ayrılan bu büyük Türk kadınları hürmet anıyor, asla unutmayacağımız azısı hatıralar karşısında sevgi ve saygı yayılırken kadına şiddetin, kadına yönelik ayrımcılıkların olmadığı, kadınlarımızın eşitlik, özgürlük, başarı ve sevinçleri konuşacağımız nice 8 Mart'larda buluşmak ümidiyle hepinize sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, Bağır Kalkanı Harekatı'nda 2 askerimizin şehit olduğu, 6 askerimizin de yaralandığı haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifa dileklerimizi iletmek istiyoruz. AK Parti grubunun Türk Silahlı Kuvvetleri güçlendirme halkına bağış konusunu da daha önce ifadeli, meclis öncesi ifade etmeleri gerektiği kanaatindeyiz. Konuyu da grubumuzda değerlendirdik. Daha sonra bu konuyla ilgili bilgi vereceğimizi belirtmek istiyorum. Şahsi bir fikir sunamayacağımı da bilgilerini sunuyorum. Bir de usule yönelik olarak mazeretli sayılması gereken mevcut yönelik yönelik olarak bir oylama yapılması gerekiyor başkanım. Bu böyle bir oylama yapılması gerekiyor. Mazeretli arkadaşlar, mazeretli kabul edenler, kabul etmeyenler, Mustafa Gürsel Bey'in teklifiyle ilgili, önergesiyle ilgili işleri bir dahaki toplantıya bırakalım diyorsunuz. Bu şifayı bir öneri. Zaten yazılı bir önerdiği değil. Biz kendileriyle bu konuyu görüşürüz. Nasıl bir usul işi izleyeceğimiz zaten. Arkadaşlarımızın bunu değerlendireceğini düşünüyorum. Yani bağışlamamız gayet normal bir şey. Herkes aynı şekilde düşünüyor. Yani bağışı yapacağını düşünüyorum. Başkanım, yani arkadaşların hassasiyetini anlayabiliyorum, yani bundan önce belki konuşulabilir ama çok da düşünülecek bir konu olmadığı kanaatindeyim. Mart ayıyla ilgili iki tane meclis oturumunun Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışlanmasının böyle çok düşünülecek bir tarafı olmadığı kanaatindeyim. Sayın Başkan, biz de üzerinde durduğumuz konu birincisi usul, bir de işin esası vardır. Yani ne gibi bağış yapılabileceği konusunda da kendinizle görüşmek isteriz. Ondan dolayı mecliste değil de daha sonra kendinizle şifayı görüşmemiz daha uygun olur. Müsaade buyurun. Efendim, bağış hassas bir konudur. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ordusudur. Ortalıkta böyle hassas ve duygusal bir durum vardır. Sayın Birsen'in teklifinde teklif ettiği rakamın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gidecek olması ve rakamın ufak olması acziyetimizi gösterebilir. Dolayısıyla Turgut Doğan'ın söylediği gibi grubumuza düşünelim, bize yakışan bir meblağ veya kararı biz birlikte verelim. Yoksa düşüncemiz bu yönelik. Belki de rakam çok ufak olacak bizim gibi Tepebaşı Belediyesi'ne. Belki de biz parti olarak hep birlikte yapacağız. O ayrı bir konu. Çünkü bu bizim kendi iç düzenimizde, kendi durumumuzda konuşmamız gereken bir konudur. O anlamda düşünmüştür sanırım. Teşekkür ederim.
şekilde. Değerli arkadaşlar, bu konu çok basit bir rakam. Ve başında yapılacağı düşüncesi, kimsenin karşı çıkacağını sanmıyorum. Mart ayında olacağını görüyorum. Mart ayında, bağışın Mart ayının ilk toplantısına karar vereceğiz. Arkadaşlarımızın da Nisan. Ya başkan tabii. Nisan yok. Özür dilerim. Yani böyle bir konunun hassas bir konu böyle tartışma sonuç olmasını kesinlikle istemem. Yani bu konuyu o zaman önümüzdeki ay içerisinde ya da bu ay içerisinde tartışarak Nisan ayı meclisinde gündeme getirmek. Evet, evet. Nisan ayı ilk toplantısında bunun kararı. Evet. Mahkeme meclis toplantıları bir ikinci birleşim birinci otomatik gündem maddeleri. Bir belediyenin Yaşamköy'e yaşadığı yerinde kalmakta olan Ayşe Özgür'ün 105 bin lira şartlı bağışının 5.393 sayılı kanun 18. maddesi gereği görüşülmesi. 2. Belediyenin hükümet tasarrufu altındaki 19 adet park alanının 12 metrekarelik kısmının Büyükşehir Belediyesi'ne nasip konusunun görüşülmesi. 3. Ulazlar Mahallesi 14.386 adlı bir parselde 1/1 ölçekte uygulamayı mahkeme değişikliğine yapılan itiraz konusunun görüşülmesi. 4. Tepebaşı bölgesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif mahallelerde yol boyu ticaret teşekkülü belirlenmesi konusunun görüşülmesi. Evet, gündemi başarıda sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler gündem kabul edilmiştir. Şimdi gündemi uygulamaya geçiyoruz. Gündemi birinci maddesi. Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanlığı Hukuk ve Plan Güç Ortak Komisyonu kurulu. 2 Mart 2020 tarih ve 56 sayılı meclis kararı ile komisyonumuzda incelenmek üzere havale edilen belediyenin Yaşar Köyü Yaşlı Konuk Evi'nde kalmakta olan Ayşe Özgür, Yaşlı Konuk Evi'nde vefatına kadar ücretsiz bakılmak şartıyla 105 bin TL nakit parasını belediyeye bize bağışlamak talebini bulmuştur. Meclisçe Hukuk ve Plan Güç Ortak Komisyonu'na havale edilen Ayşe Özgür'ün vefatına kadar Yaşlı Konuk Evi'nde ücretsiz bakılmak kaydıyla 105 bin TL şartlı bağışının kabulüne oy birliğine karar verilmiştir. Komisyon raporunu kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğine kabul edilmiştir. Demin ikinci maddesi. Plan bütçe komisyon raporu. Tarih 03.03.2020 sayı 12. 02.03.2020 tarih ve 59 sayılı meclis kararı ile komisyonumuza incelenmek üzere havale edilen belediyemiz hüküm ve tasarrufu altında bulunan Batıkent, Çamlıca, Ertuğrul Gazi, Feriz Çakmak, Sazova, Şahöyük, Şirintepe, Tunalı, Ulu Önder, Yeni, Yeşiltepe ve Zincirlikuyu mahallelerinde bulunan toplam 19 adet 12'şer metrekarelik alanların Eskişehir Büyükşehir Belediyesi faaliyetlerinde kullanılmak üzere Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne 4 yıl süreyle bedelsiz tahsisi konusunun kabulüne oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunu hocamıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin üçüncü maddesi. Gündemin üçüncü maddesi, imar konusunda raporu. 02.03.2020 tarih ve 60 sayılı Tepebaşı Belediye Meclisi'nin kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Eskişehir'de Tepebaşı ilçesi Ulu Önder Mahallesi 21B4AB 21L3B Park'ta 14.386 adlı bir parseldeki uygulama ufak planı 1105-144 plan işlem numaralı bir bölgü ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz konusu komisyonumuzla görüşüp incelenerek mülkiyeti Tepebaşı Belediyesi'ne ait Eskişehir'de Ulu Önder Mahallesi 14.386 adlı bir parselin bulunduğu alanın yaklaşık 4.021 metrekaresinin akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak planlanmasını ve plan notu olarak 13.09.2018 tarih ve 374 sayılı Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanan plan değişikliği plan notlarında ticaret konut alanı için bahsi geçen 5.000 metrekare yeşil alanın 750 metrekaresi akaryakıt ve servis istasyonu alanında düzenlenecektir. Hükmünün yüklenmesini içeren 1/5 ölçekli nazım imar planı değişikliği Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.11.2019 tarih ve 4.21 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Söz konusu 1/5 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan
Eskişehir Tepebaşı ilçesi Kulaner Mahallesi 21.4 AB 21.5 B parkta 14.386 ada bir parselde uygulama imar planı 1105-144 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 07.01.2020 tarihli 24 sayılı Tepebaşı Belediye'miz kararıyla kabul etmiş olup 14.01.2020 tarihli 21 sayılı Eskişehir Büyükşehir Belediye'miz kararıyla onaylanmıştır. Söz konusu uygulama imar planı değişikliği plan açıklama ve derece raporu ile birlikte 24.01.2020 22.02.2020 tarihleri arasında Tepebaşı Belediyesi hizmet binasında ve Tepebaşı internet adresinde bir ay süreyle ilan edilmiştir. Askı süresi içinde ekte yer alan 19.02.2020 tarih ve 4326/2907 evrak kayıt numaralı arzu olan ait itiraz dilekçesi belediyemize iletilerek söz konusu plan değişikliğini geri alması, kaldırılması, değiştirilmesi veya düzeltilmesi talep edilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlandığından, itiraz dilekçesinde bahsi geçen yıkama yağlama fonksiyonları izinlendirme ile ilgili bir konu olup, itiraz konusu bir plan değişikliği olduğundan iki konu kıyaslanabilir özellikle olmadığından, İtiraz sahibi tarafından emsal gösterilen alan, plan değişikliği konusuyla aynı mahalle, semt, alan veya yolda olmayıp, itiraz sahibinin doğrudan bir menfaat ilişkisi bulunmayıp, komşuluğu bulunan semt sakini konumunda olmayıp, itiraz hakkı olmadığından ve söz konusu taşınmazın akaryakıt ve servis istasyonu planlaması veya kullanılması herhangi bir şahs yönelik olmayıp, belediye, kamu kaynağı ve kamu giderleri açısından fayda sağlayacağından, kamu yararına uygun bir plan değişikliği olduğundan, Ulu Önder Mahallesi 14.386 adar bir parselde uygulama imar planı 1105-144 plan işlem numaralı 14.01.2020 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazın reddinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy çokluğuyla karar vermiştir. Komisyon raporunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin dördüncü maddesi. Değerli Mühendis, İmar Komisyonu raporu 02.03.2020 tarih ve 61 sayılı Tepebaşı Belediye Meclisi'nin kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Eskişehir ile Tepebaşı ilçesi muhtelif cadde ve sokaklara ilişkin yol ve ticaret teşekkür etmesi konusu komisyonumuzla görüşülüp incelenerek planlı alanlar yönetmeliğinin 19. maddesi ve FEP kırası 1. bendi uyarınca yol boyu ticaret olarak teşekkür eden alanların belediye meclislerince karara bağlanacağı hükmü bulunduğu belirtilerek ekli listede bilgileri bulunan alana ilişkin yol boyu ticaret teşekkür ettiğine dair değerlendirme çalışması yapılması talep edilmektedir. Çamlıca Mahallesi Çobanlar Sokak, Esentepe Mahallesi Burhaniye Caddesi, Eski Bağlar Mahallesi Sakman Sokağı ilişkin değerlendirmede yol boyunca ticaret teşekkür etmediğine, Çamlıca Mahallesi Behçet Necati Caddesi'ne ilişkin değerlendirmede cadde boyunca yol boyu ticaret teşekkür ettiğine, Bahçeliyeler Mahallesi Fulya Sokağı ilişkin değerlendirmede Profesör Doktor Orhan Avuz Caddesi ile Pirene Sokak arasında yol boyu ticaret teşekkür ettiğini komisyonumuza oy birliğine karar vermiştir. Arzuluyor. Komisyon raporunu oylarına sürüyor. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğine kabul edilmiş. Değerli arkadaşlar, bundan sonraki toplantımızı 1 Nisan Çarşamba günü yapılmasını öneriyorum. Uygun mu? Uygun değerli. 1 Nisan Çarşamba. Hepinize çok teşekkür ederim. Oyalarda söylüyorum. 1 Nisan Çarşamba olmasını kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul etmiş. Hepinize hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim.